konuşmalarını gerçekleştirmek üzere bu adanmışlar topluluğunun Ankara Kent Konseyi'nin değerli başkanı Sayın Halil İbrahim Yılmaz'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Başkanım, şu öndeki tabloyu görene kadar aslında başka bir kurgu vardı aklımda. Kenti 5000 yıllık tarihinden alıp zat halinizin kente kattığı kucaklayıcılığa getirmek istiyordum ama o kadar değerli bir örnek çıktı ki şimdi. Aklıma ağabeylerimin hikayesi geldi. Sizin neslin, sizden önceki neslin, 68 kuşağının, 78 kuşağının, sokaklara sığmayan, caddelere sığmayan, annelerinin tabutlarına sarıldığı, çocuklarını gömdüğü o nesil geldi aklıma. O annelerin çocukları şu anda solunuzda yan yana birbirine sarılmış şekilde oturuyorlar. Hepsi farklı ideolojiden olduğu halde. Ben bir tek şey yapacağım dediniz, seçimden önce yanınızdaydım. Bu kentin her tarafına asfalt yapmayacağım, büyük binalar yapmayacağım, dağına taşına imar vermeyeceğim, kente bir kent daha katmayacağım, ranta açmayacağım, huzur ve bereket getireceğim. Sadece en büyük projem bu kente barış getireceğim demiştiniz ve geldi. Bundan dolayı kent adına, kentli adına, Ankara Kent Konseyi adına bu en büyük projenin gelecek yüzyıllarda da bu kentin nişanı olacağına inanıyorum ve bu katılımcı kültüre destek veren bütün sosyolojilerin çocuklarını saygıyla selamlıyorum. Siyasi partilerimizin gençlik kolları başkanları oturuyor. Genç bir genel başkan yardımcısı oturuyor 25 yaşında. Başkanımızın genç başkan vekili oturuyor. 30'lu yaşlarda bir gence başkan vekilliği görev verdi. En genç zabıta daire başkanı oturuyor. Kadın aile ve gençlikten sorumlu daire başkanımız, çalışma gruplarımız, kıymetli divan başkanımız, genç yöneticilerimiz. Ankara bundan 100 yıl önce milli mücadelenin karargahı olacağı zaman Samsun'dan başlayan o kutlu yolculuğa Dikmen sırtlarında Mustafa abinin akrabaları karşılamaya gittikleri zaman da böyle bir tablo vardı aslında. Bakmadılar birbir mahallelerine. Müftü Rıfat Börekçi de oradaydı, Efeler de oradaydı. Bütün mahallelerin bütün güzelleri, hayata farklı bakan herkes yeniden dirilmek için Mustafa Kemal Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşıladı ya. Bu kent dirilişle o gün tanıştı aslında. O 5000 yıllık tarihinde bugüne kadar gelen İskender'in düğümü çözdüğü, Sezar'ın valilik yaptığı, Ertuğrul Gazi'nin yurt seçtiği, Yıldırım Beyazıt'la Timur'un şurada Kızılırmak'ın kenarında kozlarını paylaştığı, askerlerinin birbirine biz neden dövüşüyoruz kardeş olduğumuz halde diye sorular sorduğu, ahilerin devlet kurduğu, Augustus Tapınağı'yla Hacı Bayram-ı Veli'nin sırt sırta dünyaya ders verdiği medeniyet çağrısı yaptığı uzlaşmanın, kardeşliğin kenti Ankara. Bundan 100 yıl önce aslında Bozkır'ın ortasında bir kasaba değildi elbette. Mustafa Kemal Atatürk bu kenti tercih ederken bu kentteki ahi kültürünü, devlet kurma geleneğini, kardeşliği, birbirine tahammülü biliyordu. Sadece İnebolu Limanı'na yakın diye, daha geç düşman gelir diye burayı tercih etmemişti. Bu kentin hücrelerinden emindi Mustafa Kemal Atatürk. Hacı Bayram-ı Veli diyor ya hani, Nagihan ol şala vardım, o şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak arasında dediği yer Ankara. Bizim mayamız bu topraklarla karılmıştır. Kentle birlikte biz de yapıldık sözü de bu topraklarda söylenmiştir. Bizim kaderimiz kentimizin kaderiyle birlikte yazılmıştır. Unutulmasın ki kentimizin kaderi kentlinin de kaderidir. Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir'de nasıl tarif ediyor bu kenti? Ankara'ya bir içkal ediyor. Ve o bütün ümitlerin kendisinde toplandığı son sığınak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yeniden dirilişi üflediği o son sığınak. Bu şehir o şehir. Elbette bu şehirde Zafer Hoca'nın anlattığı gibi Türkiye'nin değil dünyanın en büyük katılımcı kültürüyle organizasyon olacaktı. Beypazarı'nda başlattığı o kucaklayıcı kültürle bu kentin bütün sosyolojilerine ev sahipliği yapan ruh elbette Ankara'da olacaktı. Toprağında var bu şehrin. Dolayısıyla Ankara sadece buradaki 6 milyon kentlinin değil, 1.800.000 üç nesildir burada olanların değil, 84 milyonun tamamının ikametgahı, tamamının yeniden dirileceği kent. Ondan dolayı hepimiz Ankaralıyız ve hepimiz Ankara aşığıyız. Şimdi insanlık biliyorsunuz yüzyıllardır arayış içerisinde. Milattan önce 400'lü yıllarda zamanın kötüleştiğini kaydeden Konfüçyüs doğuda, Sokrat ve ondan 100 yıl sonra Aristo ise batıda
aynı şeyleri söylüyorlardı ve aynı şeyi arıyorlardı. Kendi kaderini tüm insanlığın kaderiyle birleştirmiş insanlık, çalışan insanın nasıl inşa edileceğine gece gündüz cevap arıyordu. Bugün hala insanlık aynı sorunun cevabını bulmakla meşgul. 2500 yıldır aynı cümle dillerimize pelesenk olmuş durumda. Gençlik bozuldu. Bu cümlenin ünlü filozoflar yahut kendi halinde insanlar tarafından dillendirilmesinin hiçbir önemi yok. Çünkü bu cümle insanlığın boğuştuğu sorunların nedenini ortaya koymaktan çok onları gençlerin omuzuna yükleme kolaycılığından başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Oysa şu soruyu sormalı değil miyiz biz? Bozulan gençlik mi yoksa gençliğe iyi örnek teşkil etmeyen biz yetişkinler mi? Evet, maalesef soruyu bu şekilde sormadığımız için yüzyıllardır benzer sorunlarla ve sorularla boğuşuyoruz. Soruyu bir türlü doğru soramayan insanlık bugün dünyayı kurtarma telaşına düşmüş durumda. Birkaç ay önce, biraz önce ifade edildiği gibi Glasgow'da Ankara'mızı temsil ettim. 197 ülkenin katılımıyla dev bir organizasyona şahitlik ettim. Orada pişmanlıklar ve umutlar konuşuldu. Hani aslında sizler konuşuldunuz. Yaşça büyük olan bizlerin 20. yüzyıl boyunca yaptıkları hataları sizlerin nasıl telafi edeceğiniz konuşuldu. Gençlik tüm yeniliklerin yalnızca enerji kaynağı değil, aynı zamanda anasıdır. Gençliği toylukla, yanlış yapmakla, bilmemekle, bozulmakla itham etmek sadece geleceğimizi değil, bugünümüzü de kaybetmek anlamına gelir. Çünkü Büyük Önder Atatürk'ün dikkat çektiği kuruculuk özelliği bizatihi bugüne işaret etmektedir. Birkaç hususun altını çizmek isterim. Yeni dünyanın değerleri, geleneksel değerlerimizin ötesinde dünyanın evrensel değerleri üzerinde. Ortak kimlik, eleştirel düşünce, birlikte çalışma, global bakış açısı, sosyal beceriler. Bu salondaki 500 kişi ve Ankara'daki 1,5 milyon genç bu değerlerle barışık yaşıyorlar şu anda. Biz yetişkinlerin tanımladığı değerlerin dışında bir bakış var. Dünyayla entegre olmuş durumdayız. Bizim direnmemize rağmen, onları engellememize rağmen. Kendimizi sınırlandıran ezberlere itiraz edip, bu itirazın üzerine bu değerlerle beraber dünyanın bütün gençleriyle aynı dili kullanan bir gençlik yapısı. Şimdi bizim diğer ezberlerimiz, Türkiye'deki yaşadığımız travmanın nedenleri, zeka, ahlak, motivasyon. Bu üçünün her mahallede bulabilirsiniz. Üçünü aynı anda taşıyamadığınız müddetçe felaketlere sebebiyet verir. Zeka ve motivasyonla birleştirirsiniz zekanızı. Diğer taraf eksik olursa Atatürk Orman Çiftliği'nin tam ortasına 800 milyon dolara bir kent suçu işler ve genç banka parkı yaparsınız. 5 milyar dolarlık bir kaybınız olur. Dolayısıyla burada zekayı, ahlakı, motivasyonu aynı anda içselleştirip aynı anda harekete geçirmediğimiz zaman ne yaşarız? Sadece zekanız ve ahlakınız olur, motivasyonunuz olmaz, hayata tutunma azminiz olmaz. Bütün birikimiyle beraber evinize kapanırsınız. Lanet olsun dediniz. Bu kent kamplaştı. Bizim sesimize hiç kimse bakmıyor. İnsan yerine konulmuyoruz. Ben burada kalmalıyım. Motivasyonunuz yoksa kaybolur gidersiniz. 2 milyon üniversite mezununun yaşadığı, 50 bin doktoralının olduğu, 400 bin üniversite öğrencisinin hala aktif olarak bu kentte olduğu bir yapı kendisini mahallesine hapseder ve kendisini, kentin yönetimini başka hücrelere teslim eder. Şimdi demek ki üçünün olması lazım, diğer ikisi de olmaması lazım. Sadece motivasyon ve ahlak var ve zeka yok, zaten bir şey yapamazsınız. Dolayısıyla bu üç unsuru aynı anda yaşayan insanların olduğu kent Ankara, olduğu gençler, buradaki gençler. Şimdi bizim Mansur Başkan'ın da çok takip ettiği bir şey vardı, çok önemsediği, biz çok ilgimizi çekerdi eskiden beri. Bu değerler üzerinden motivasyon, marifet, devlet, servet ilişkisi anlatılırdı mesela. Hepsini arzulamayan bir gençlik var başkanım şu anda. Yani hilal hem marifet bende olsun, hem para bende olsun, hem cesaret bende olsun, devletin de başında ben olayım. Yavuz Ağaroğlu geçmiş, gelmiş kızını getirmiş herhalde, orada buradaydı. Burada değil mi kız? Onun bunu çok güzel ifade ettiğine şahidim ben. Şimdi hepsi aynı anda olduğu zaman başka bir suç işliyorsunuz.
Bunu birini terk etmek zorundayız. Marifet, hem Zafer Hoca kadar akademisyen olacağım, hem de iyi bir güreşçi olacağım. Yok böyle bir dünya. Hem de devlet başkanı olacağım. Hem de para bende olacak. İhaleleri de ben alacağım, ilim de bende olacak. Hem de zabıta daire başkanı olacağım. Hem de Lale Hoca gibi dünyanın en değerli mimarlarından biri olacağım. Veya Serkan Bey gibi Kadın ve Aile Bakanlığında, başkanlığında tarih yazacağım. Yok böyle bir hayat. Birinden birini terk edecek kendimizde barışık bir gençlik. Dolayısıyla bu duyguların tamamını içselleştirmiş bir gençlikle çalışmanın konforunu yaşıyorum. Buradan hareketle, sevgili kardeşlerim, gençler göçüyor, gidiyor, umutlarını kaybetti cümlelerinden hareketle. Lütfen umutlarınızı kaybetmeyin. Mevlana'nın dediği gibi, bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur, üstüne yağar. Ama unutmayınız ki rengarenk gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar. Sizleri sadece Ankara'mızın, Türkiye'mizin değil, tüm insanlığın gökkuşağı olarak gören bir kent yönetimi var Ankara'da. Buradan hareketle, birbirimizi ayrıştıran değil, tam aksine tamamlayan o muhteşem renklerimizle bizlere daha mutlu, daha huzurlu, daha saygılı ve sağlıklı, aydınlık bir geleceği kuracak iradeyi sizlerde biz görüyoruz. Tıpkı baharı müjdeleyen rengarenk çiçekler ve tıpkı zor günlerin ardından doğan gökkuşağının o muhteşem renkleri gibi. Sevgili kardeşlerim, kendisini rahmetle andığım Üstad Doğan Cüceloğlu, gençlerin başarısının bilgide değil, varoluşta olduğunu ifade eder. Varoluş, kuşkusuz üzerine külliyatlar dizilen bir kavram. Ancak bugün burada olma nedenimizi bir varoluş mücadelesine tanıklık olarak nitelendirebilirim. Bu kentin mayasında dayanışma var. Dikmen sırtlarından anlattığım dayanışma. Tarihinde var. Ertuğrul Gazi'ye, Haymana'ya yurt olmuş bir kentlik 5000 yıldır dayanışmanın merkezi. Dolayısıyla gerektiğinde bir milletin varoluşu için, gerektiğinde ise ortak aklın var olması için ve biz o varoluş dayanışması için bugün bu meclisi kuruyoruz. Ve bugün var olmak için buradayız. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen, bağımsızlığa giden yolda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu kentte kuran o büyük liderin çocukları. Kıymetli kardeşlerim, sizler bu mecliste var olurken bu kentin geleceğini de bu meclisle beraber var edeceksiniz. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Hayalleriniz bu mecliste sese dönüşecek. Bu mecliste hayallerinizi gerçeğe taşıyacaksınız. Hayalin DNA'sına uygun hayal kuranların Türkiye'deki oranı ile ilgili bir fikri olan var mı? Rakam. Rakam söyleyeyim. Sadece %15. Biz hayal kurduğumuzu zannediyoruz. Ama maalesef sadece umuyoruz Pınar Hocam. Sadece umuyoruz. Hayal yoksa girişimcilik yok. Girişimcilik yoksa başkalarının geleceğinin geleceğiniz olması içten bile değil. Şimdi tam burada Bora Hocam'ın bana attığı bir videoyu seyretmiştim. Çok etkilenmiştim. Hikaye şu, hayalle ilgili. Ortaokul 2. sınıftaki öğrencilere ödev veriyor başkanım, öğretmenleri. Hayallerinizi yazın diyor kağıda. Ve birinin ödevini okurken çağırıyor ve diyor ki, senin hayalini çok abartılı buldum. Büyük krakülerle at çiftliği yapıyorsun, yarış atları yerleştiriyorsun filan. Sen bir seyisin çocuğusun. Bu uygulanabilir değil. Lütfen kendine gel. Ve bunu gözden geçir. Sana bir fırsat daha veriyorum. Git ve gerçeklerine uygun bir hayali kağıdına yaz diyor. Ve o çocuk evine gidiyor. Babasıyla konuşuyor. Babasına durumu anlatıyor. Ne diyorsun babacığım diyor. Öğretmenim böyle dedi. Ne yapmalıyız? Babası oğluna dönerek sen bilirsin diyor. Buradan da anlaşılacağı üzere olay Türkiye'de geçmiyor. Çünkü baba öğretmen ne diyorsa yapıyor. Dolayısıyla sen bilirsin diyor. Ve ertesi gün çocuk okula gidiyor. Ve öğretmenine büyük bir kararlılıkla not sizde kalsın, hayallerim bende kalsın diyor ve konuyu kapatıyor. Ödevi çerçeveletip şöminesinin üzerine atıyor. Dünyanın en büyük yarış atlarının ve büyük mücadelelerinin şeyini kuruyor, hipodromunu kuruyor ve dünyanın en değerli at yetiştirme uzmanı ve yatırımcısı oluyor. Ve şöminenin üzerinde öğretmenin notu duruyor. Şimdi burada ne? Bizi sınırlandıranlara itiraz edecek bir hücreyle geliyoruz biz. Hayallerimizi sınırlandıranlara savaş açacak bir kudretle geliyoruz. Yeni neslin bir özgürlüğü var.
Kendi çocuklarımdan biliyorum, hilallerden biliyorum. İtirazlarından rahatsız olmuyorum. İtiraz edenlerin sizi geliştirdiğine şahidim. İtiraz etmeyen saray şairleri bizi gömdü. Takdir edenler, haklısınız padişahım diyenlerin bedelini ödüyoruz biz. Dolayısıyla haklı itiraz eden yeni bir nesil bu gencin, bu ülkenin kurtuluşudur diyor. Hayalleri olan bir gençlik. Girişimciliği ben sadece bir ticaret boyutunda ele almadım. Yaşamak istediğimiz gelecek adına attığımız her adım, döktüğümüz her tamlat değer ve en azından hayallerimiz kadar değerli. Gençlik meclisimiz sadece üyeleri için değil, kentteki tüm gençlerin geleceği açısından çok önemli bir girişim. Bu girişim geleceğe dair ne varsa kendine dert edinecek, çözüm yollarını bulacak. Çünkü gence dokunan bir konu geleceğin konusudur. İşte bu yüzdendir ki gençlik meclisimizi geleceğe dair bir farkındalık reaktörü olarak görev yapacağına inanıyorum. Geleceği tehdit her konuyu gündeme taşıyacak, gündemde tutacak, aksiyon planları geliştirecek, uygulayacak bir gençlik iradesi görüyorum. Çünkü konuşmayı bilen bir gençlikle muhatabız. Bu nedenle ki gençliğimiz bu iradeyi koyacak kudretle geldiğinin altını çizdim. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı Paris İklim Anlaşması gençliğimizin aslında mesailerinden biri. Anketlerde Mansur Başkanımızla da konuştuk yakın takibi. Çevre bilinci, iklim bilinci dünyanın üzerinde, %95'in üzerinde sınıfta kalmadığımız, geride kalmadığımız bir alan. Doğayla barışık. Bu değer 3. yaş grubundan bizlerden daha yüksek gençlerde. Girişimcilik ekosisteminde yepyeni kuralların yazılmasına neden olan Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı gençlik meclisimizin ihtisas alanlarından biri olmalıdır. 2050'ye kadar karbon nötr seviyesine ulaşmak için Avrupa'nın değil gençlik meclisimizin hedefi olmalıdır. Tüm bundan dolayı buradaki bütün arkadaşlarımı, pandemiden dolayı buraya gelemeyenleri, Ankara'da 6 milyon kişiyi örgütleyerek gelen bütün Anadolu'nun çocuklarına Ankara'yı yurt edindiğimiz o sevgili yeni çocuklarımızı, kent aidiyetiyle beraber gelecek yüzyıllarda buraya liyakatla beraber kalacak olan çocuklarımızı, bu kentte 14-21 yaş arasındaki 1,5 milyon genci iklim elçisi olmaya davet ediyorum. Ve arkadaşlarım size linkleri atıyorlar. Her bir genç iklim elçisi olacak. Dünyanın bu gündeminden önde olacak bir iradenin Anadolu'nun tam ortasında, Orta Asya'dan Akdeniz'e akan havza içerisindeki 2 milyon nüfusa etki yapan, aynı duyguyla yaşayan bu toprakların çocuğu, dünyada sanayileşmiş devletlerin oluşturduğu kirliliğin bedelini ödememe iradesiyle beraber farkındalığıyla alakalı irade koyacak bir süreci yaşamak istiyoruz. Hepinizi iklim elçisi olmaya davet ediyorum. İklim değişikliği, ekonomi arasındaki ilişkiyi bu süreçte konuşacağız. Dolayısıyla Jules Cesar'ın geri dönülmez durumunu tanımladığı o meşhur aşamaya henüz gelmedik biz. İyi durumdayız. Yani ne diyor? Aleyhte yakta est, zar atıldı diyor. Henüz bu oyunda zar atılmadı. İyi durumdayız. Öndeyiz. Kentte bu iradenin arkasında duran bir kent yönetimi var. Çevreyi, doğayı önemseyen, yeşil kuşak projesiyle kent yönetimine gelmiş bir kent yönetimi var. Bize itiraz edecek kimseler yok. Yeşile, doğaya, barışık, katılımcı kültürle bir kent yönetimi en büyük gücümüz. Dünyada önde olacağımız bu kavramı, bu başlık altında sevgi çiçeği ittifakı olarak Glasgow'da ifade etmiştim. 3000 endemik bitkimizden biri Ankara Gölbaşı'nda yılda bir ay yaşıyor ama o sevgi çiçeği katılımcılığı ve dayanışmayı anlatır. Zamanı gelince iç içe geçer. Zamanı gelince küllerinden yeniden dirilir. Milli mücadelede olduğu gibi. Dolayısıyla bu sevgi çiçeği ittifakıyla kentlerimizi ve dünyaya bu mesajı vereceğimiz Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara üzerinden iklim elçisi olmaya hepinizi davet ediyor. Ve finalde Hilal'in doğum gününü kutlayarak konuşmamı bitirmek istiyorum.